Merhabalar, ben uzman doktor Zekeriya Büyükdereli, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün bir araya geliş amacımız, bundan aylar önce bir hastamın annesinin ricasıyla başladı. 40 gün kadar yoğun bakımda takip ettiğim bir hastamın babası bebeği taburcu ettikten bir hafta 10 gün sonra rahmetli oldu. Hem babanın, rahmetli olan babanın hem de annenin çocuğa karşı gösterdiğim emekler nedeniyle benden bir talebi oldu. Çocuğun göbeğini benim bir yerlere gömmemi istediler. Çocuğun daha hayırlı, iyi bir insan olmasını dilediklerini söylediler. Ve ben bunu sosyal ağda paylaştıktan sonra başka hastaların da göbeklerini sakladıklarını, bunları da benim gömüp gömemeyeceğimi sordular. Ben de keyifle bana verilen bu emanetleri onların istediği şekilde yeni binamıza taşınınca uygun bir ağacın dibine gömeceğimi söyledim. Tabii bunu yaparken bu yaptığımız şeyin dinen ya da sosyal olarak bir yanlış olup olmadığıyla ilgili bazı araştırmalar da yaptım. Bu bir gelenek. Bazı insanlar bunu batıl görebilirler. Ancak 2500 yıl önceden bu yana, yani bizim şaman ve tanrıcılık dönemimizden bu yana Türklerin devam etmekte olan bir gelenek. İslam'la beraber de ortadan kalkmamıştır. Bunun nedeni şudur, insan bedenine saygıdır. Hem İslam dini öncesi Türklerde hem de İslam dinine göre insan organları, beden parçaları kutsaldır ve hayvanların eşelemeyeceği şekilde gömülmesi gerekir. Bu bağlamda dini ritüellere de uygun olduğu için göbek gömme alışkanlığımız Orta Asya'dan beri devam etmektedir. Bu konuda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nda yapılmış yayınlar vardır. Özellikle Yaşar Kalafat ve Derya Yeliz isimli iki araştırmacı 2012 yılında Türk ataların karşılaştırmalı ve hak inanışları şeklinde isimlendirilen bir makaleyle bunu anlatmışlardır. Orta Asya'da da Türkler çocuğun göbeğini bir meyve ağacının dibine gömerler. Hem hayvan saldırılarından korumak için hem de o aile daha bereketli olsun, çok çocukları olsun, sağlıklı olsunlar, uzun ömürleri olsun diye. Böyle bir yönü de olduğu için ben de hastalarımı kırmadım. Yeni hastanemizin bahçesi buna müsait olduğu için bir ağacın dibine bana getirilen bebek göbeklerini gömmeyi uygun buldum. Bunu da sizlerle paylaştım. Gömdüğüm göbekler şu isimlere aitler. Öncelikle burada bana bu işi başlatan Hasan Aybars Çoşkun'un ailesine teşekkür ediyorum. Ve beraberinde gömdüğümüz göbekler ise Ahmet Mert Belveren, Nehir Belveren, Özge Esin Değirmenci, Aras Şirin, Deniz Örde, Diyar Küçükçakır, Alper Buğra Demir, Ecrin Gökçe Demir, Sultan Ceyhan'a aittir. Umarım onlar da büyürler, vatana millete hayırlı birer birey olurlar. Tüm aileye şimdiden ailelere teşekkür ediyorum.